Merhabalar, nasılsınız? Süre çok kısa, hemen başlamam gerekiyor, üzgünüm. Evet, hayaller diyoruz. Bu benim hayalim arkadaşlar. Benim hayalim şu ve hep buydu, daha güzel bir dünya. İnsan olduğumuz için beraber olduğumuz, sadece insan olduğumuz için beraber olduğumuz bir dünya. Benim hayalim çok gerçekleşebilir bir hayal. Bu çok mümkün. Biliyorum, nereden biliyorum? Ben çocukken öyleydi. Hepimiz çocukken öyleydi. Çok güzel dünyalarımız vardı. Koşardık, eğlenirdik. Sonra benim kadar dünyası o kadar da güzel olmayanların olduğunu da keşfettim. Aç insanlar vardı, aç çocuklar vardı. Ha sonra bir de kötü adamlar eklendi buna. Bir de kötü adamlar vardı. E ne yapayım o zaman? Süper kahraman olup kötü adamlardan dünyayı kurtarayım. Bu da bir hayal. Hangimizin yoktu? Hatta abartalım, astronot olayım, uzaya çıkayım. Sonra dedim ki o kadar da abartmayayım, ben en iyisi doktor olayım. Doktor olayım, insanların acılarını dindireyim. Hayatlarına hayat katayım, hayat kurtarayım. Ve yola çıktım. Evet, hangimizde yok ki? Hangimizin steteskobu yoktu çocukken? Bunlar benim doğurttuğum çocuklar. Benim de böyle bir steteskobum vardı. Bu da abimle ben. Bakın, çocukluğumuzdan bir fotoğraf. Geçenlerde elime geçti bu. Abim şu an komutan, yarbay. Ben de bebeği tutuşuma bakın. Ben de bunları doğurtuyorum. Ve böyle yaklaşık şu ana kadar 2500 tane falan bebeğim var. Benim doğumunu yaptırttım. Yani o bir yerlerde bir var aslında biz çocukken, onu anlatmak istiyorum. Bunu bileniniz var mı bilmiyorum. Küçük Prens'i sever misiniz? Küçük Prens bir çizim yapıyor ve büyüklere soruyor. Büyükler şu yukarıdakini, yaptığı çizim yukarıdaki, büyükler buna şapka diyor. Çoğunuz okumadıysanız Küçük Prens'i, bu bir şapka değil mi? Hayır, Küçük Prens oraya fil yutmuş boğa yılanı çiziyor. Ve büyükler bunu nasıl göremiyor diye merak ediyor, anlamıyor. Evet, şimdi konsept bu ya, hayal gücü eksikliği çok geçiyor, hayal gücü eksikliği. Tıpta şöyle bir şey var, bir şeyin eksikliği iki türlü olabilir. Ya konjenital dediğimiz doğuştandır ya da sonradan kazanılır. Daha doğrusu olan bir şey sonradan kaybedilir. Şimdi hayal gücü eksikliği hangisine giriyor? Bence ikinciye giriyor. Çünkü doğuştan hepimizin hayal gücü var. Hem de böyle çocukken değil, daha öncelerde var. Bakın bu bir ultrason fotoğrafı. Bu daha annesinin karnında 2 aylık bir bebek. Bakın nasıl zıplıyor, koşuyor. Size bir şey hatırlattı mı bu? Anne karnında bebek henüz daha 8. haftasından itibaren rüya gördüğüne dair beyin dalgalarıyla ilgili çalışmalar var. Peki biz büyüdüğümüzde sokakta bir yürüyüşünüzü düşünün. Değil mi, ne güzel kuşlar, böcekler. Bir şeyler keşfediyorsunuz, bir şeylere bakıyorsunuz. Bir de şimdi sokakta yürüyüşünüzü bir düşünün. Bakıyor musunuz? Hangi ağaç var? Ağacın tipini bırakın. Her gün yürüdüğünüz yoldaki ağaçla ne ağacı olduğunu gördünüz mü hiç? Görmüyoruz. Ne yani şimdi bütün ağaç türlerini öğrendik mi? Hepsini biliyor muyuz? Önümüze çıkan bütün kedilerin, her tür, dünyadaki her kediyi gördük mü de yeniden keşfetmiş gibi bakamıyoruz. Ne oluyor da eksiliyor? Evet, şimdi bu benim hayalimin resmiydi. Van Gogh'un bir sözü var, şöyle diyor. Önce hayalimi resmederim, sonra, özür dilerim, önce resmimi hayal ederim, sonra da hayalimi resmederim diyor. İşte bu da benim resmettiğim hayalim. Hep böyle bir hayalim vardı. Dedim ya daha güzel bir dünya mümkün diye. Daha güzel bir dünya nasıl mümkün biliyor musunuz? Dünyanızı güzelleştirmekle mümkün. Dünyayı güzelleştirmenin en kolay yolu da ne biliyor musunuz? Sizden başka birine dokunabilmek. Ha böyle başkalarına dokunmak derken abartıp Afrika'ya gitmenize gerek yok. Doktor olmanıza da gerek yok. Bunlar iyi meslekler. Yanınızdaki herhangi birine de dokunabilirsiniz. Peki şunu biliyor musunuz? Anne karnında biz bakıyoruz. Görme ne zaman başlıyor? Duyma ne zaman başlıyor? İlk duyumuz ne biliyor musunuz anne karnında öğrendiğimiz? Daha 9. haftalarda başlıyor.
dokunma duyusu. 8-9 haftalık bir bebek anne karnında dokundurulan bir tüye tepki veriyor zıplayarak. Yani daha anne karnında 2 aylık bebek dokunmayı biliyor. İlk bunu öğreniyor. Peki duyularımızı düşünün. Sonradan kullanmadığımız ve ilk kaybettiğimiz duyu ne? Yine dokunmak. Sonra hiçbirimiz bir daha dokunmuyoruz birbirimize. Evet, ben gönüllü doktor olarak Afrika'ya gittim. Daha doğrusu öyle diyorlar ama ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Neden? Benim gönüllülük tanımım şöyle. Gönüllülük kendinden başka birisinin gönlüne dokunabilmek bence. Şimdi evet, gönüllü doktor gidiyoruz ama ben gönüllüyüm. Ama ben hayalimi gerçekleştirme gönüllüsüyüm. Bunu gerçekleştirdim. Bunun gönüllüsüydüm. Peki gidiyoruz oralara, ne yapıyoruz? Kabaca bir bahsedeyim. Ben şu ana kadar 3 kere gittim. 2012'de Somali Mogadişu, 2015'te Kongo, 2016'da da Uganda'ya gittim. Bunlar biliyorsunuz sahra altı ülkeler. Ve öyle gidip bir ameliyathane vardı, orada ameliyat yapıyor değiliz. Bakın, hastane, hasta bakacağımız hastane. Yerleri siliyoruz, temizliyoruz, kovalarla taşıyoruz. Yanımızda götürdüğümüz cihazları koyuyoruz. Evet, böyle hastaneler. Biraz yavaş ilerliyor ama geçeyim o zaman bunu. Biz buraları hasta bakılır hale getiriyoruz. Mesela elektriğimiz yok. Jeneratör var. Jeneratörün mazotu bitti. Bakın, bitirdiğimiz bir ameliyat. Telefon ışıklarıyla vakayı bitirdik. Öyle koter falan düşünmeyin, yok. Bakın görüyor musunuz? Telefon ışıklarıyla vaka bitti. Bu da ilk gittiğimiz gün. Daha kutuları açmamışız, hiçbir şey yok. Kilometrelerce insanlar yürüyüp gelmiş çünkü hayatlarını ilk defa doktor görecekler. Bu çocuk da böyle orada annesinin kucağında duruyor. Ben sevmeye gittim. Aa, ne tatlı falan. Çocuk hareket edemiyor. Hipotonik. İnanılmaz ateş içerisinde yanıyor. Sıtması var. Bakın, büyük hocalarımız bilir. Eskiden stetoskop yokken böyle dinlenirmiş. Bir doktor arkadaşımız dinliyor. Ve bu da ertesi günkü çocuğun hali. Bakın, birine daha dokunduk. Evet, bakın, bu kadın hayal eden ne biliyor musunuz? Çok enteresan. Burası bizim ameliyathane kuyruğu. Orada oturuyorlar. Burada acayip neşeli bir kadın var. Kim bu kadın? Niye bu kadar gülüyor falan dedim. Yanına gittim. Kadın çok mutlu çünkü ameliyat olacak. Anestezi alacaksın, korkmuyor musun dedim. Niye korkayım ki, ben yıllardır bunu bekliyorum dedi. Evet, bu da ultrasonda ilk defa bebeğini görecek bir anne. Bir daha da göremeyecek, gören de yok muhtemelen orada. Bakın cinsiyetini söylediğimizdeki yüzü. Bu yüz New York'ta da değişmiyor, Nişantaşı'nda da, Afrika'da. Annenin bebeğini gördüğündeki yüzü. Evet, dokunmak dedik ya. Şimdi, burada çok fazla tıp öğrencisi arkadaşım var. En önemli şey arkadaşlar, belki hocalarınız söylemiyor, unutuluyor. Dokunmadan hiçbir hastayı göndermeyin. Her hastanıza muhakkak dokunun. Ne olursa olsun. Ameliyatınız da daha iyi geçer, hasta da daha güzel iyileşir. Ya yani 5-0 önde başlarsınız. Bu kızcağız bir kistle gelmişti. Tabii biz orada çok kısıtlı ameliyatları yapıyoruz. Ketamin denen 15 dakika etkili bir anestezik var falan. Çok büyük bir kist, akut karnı var, kan bankası yok, anestezi uzmanı yok. Sevk edin dedim hastayı, burada bir şey yapamayız dedim. Tamam dediler, gönderdiler. Çıkış notu yazacağım, hasta nerede dedim. Eve gönderdik dediler. Nasıl eve gitti dedim. Başka gidecek yer yok ki. Hemen hastayı geri çağırdım. Ve hayatımın en kısa süren en güzel vakasıydı. Bu da sabah onunla selfimiz. Şimdi bakın, kim daha mutlu görünüyor burada? Hayatı kurtulmuş birisi, muhtemelen bugün yaşamıyor olacak birisi ve buna vesile olmuş birisi. Şimdi güzelleştirmek dedik ya, başkalarına dokunmak diye. Daha önce tanımadığım, bir daha hiç görmeyeceğim, görmediğim bir kızın hayatını güzelleştirdim. Ama daha güzel ne biliyor musunuz? O da aynı şekilde bir daha görmeyeceği benim hayatımı güzelleştirdi. Gönüllü diyoruz ya biz.
Gidiyoruz Afrika'ya bir şeyler yapıyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Hayır, insanlara yardım etmiyoruz. Kendimize yardım ediyoruz. Orada yaptığınız kendinize manevi iyiliğin hiçbir yerde karşılığı yok. O çocuklardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Aç olan onlar değil, sizmişsiniz. Bunu görüyorsunuz. Bakın bunlar ilk defa telefonla tanışıp ekranda kendilerini görmeye çalışan çocuklar. Telefonun üstüne düşüyorlar böyle. Bu çocuklar öyle yüce gönüllü ki bisküvi verdiğimde sabah bana verdin, öteki arkadaşıma ver diye geri çeviriyor. Bakın yine selamlaşmalarımızdan böyle çocuklarla. Evet, şimdi hayaller diyoruz ya, çocuklukken evet hepimizin hayali aynı, her yerde aynı. Büyük adam olacağız, doktor olacağız vesaire, astronot olacağız. Biraz daha büyüyünce hayallerimizi yaşadığımız coğrafya belirliyor. Hayalleri belirlemenin en kolay yolu bir çocuğa büyüyünce ne olacaksın demektir bence. Ben bunu çok yapıyorum, dünyanın birçok yerinde bulundum. Hemen yakınımdaki çocuğa sorarım, sen büyüyünce ne olacaksın diye. Bakın bu Afrika'da sorduğum çocuklar. Doktor var, işte sesi veremiyoruz, polis olmak isteyen var, öğretmen olmak isteyen var. Böyle cevapları var. Somali Mogadişu. Oradaki çocuklara sorarsanız hep iki cevap alıyorsunuz. Asker ya da polis. Neden? Çünkü bu kalaşnikoflu insanlar var devamlı etrafta. Bu bizim hastane koruma ekibimiz. Bizi ameliyatlara getirip götüren güvenlik ekibi. Biz böyle kalaşnikoflu korumalarla gidip geliyoruz hastaneye. Evet. Bir de tabii beyaz adam korkusu var. Çok korkuyorlar daha küçükken bile. Çünkü beyaz insan onları hep sömürmüş. Beyaz adam onları hep sömürmüş. Bir şekilde kanına girip ikna ediyorsun, geliyor. Sonuç böyle sonlanıyor. Ama şu çok güzel bir fotoğraf. Bakın dokunuyor. Yani diyor ki bana benziyor. Dudak gibi bir şey var. Aynısı ama farklı. Sizi keşfetmeye çalışıyor. Bu çocuğun da hayalleri muhtemelen aynı. Sadece bir tavuğu var ve burada yaşıyor. Bu çocukların da aynı olabilir. Ama burada sıkıntı ne biliyor musun? Ufka bakıyoruz ama o çocuklarla benim baktığım ufukta gördüğümüz şey aynı olduğunda işte o zaman dünya daha güzel bir dünya olacak. Şu an öyle değil. Bunlar da buradaki çocuklarım. Bunların hepsinin doğumunu ben yaptırttım. Hepsini tanırım. İlk adımlarını, karnelerini bilirim. Onlarla beraber her 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı'na gidip Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ediyoruz. Böyle Atatürk tişörtlerimiz var. Çok keyifli anlarımız oluyor. Evet. Zehra, şöyle bir geri gideceğim. Bu da yine benim doğurttuğum çocuklarımdan biri. Böyle özeniyorlar ya doktor olmaya işte, önlük giyiyorlar, stetoskop takıyorlar falan. Dedim ki böyle elinde reçete, bir de kaşeyle oynamayı çok seviyorlar, basıyorlar ya böyle. Zehra, annen çok hastaymış o zaman, ona bir reçete yazsana dedim. Tamam dedi, yazdığı reçete. Bakın, kalpler yıldızlar. Hepimizin reçetesi bu değil mi aslında? Daha çocuk o yaşta bunu biliyor. Sevgi böyle bir şey, tek ilacımız sevgi aslında. Ve sevgi paylaştıkça çoğalıyor. Dokunma dedim. Bu yine Uganda'da bir yetimhane. Orada her yerde çocuklar böyle size dokunmaya çalışıyor. Hatta montunuz falan varsa sıyırmaya çalışıyorlar. Teninize dokunmaya çalışıyorlar. O kadar ilerlemiş ki bakın sol kolumda altta duran şey buradaki çocuklardan birinin oğlağı. Oğlak var orada. Oğlak bile kolunuzdan girip size dokunmaya çalışıyor. Can çünkü bu. Peki, tam da bu slide burada dururken bir örnek daha vereceğim. Nişantaşı'nda çocuğa büyüyünce ne olacağını sorduğumda, blogger, moda tasarımcısı. Peki, ergenlik, biraz daha büyüdüler. Ergenlik değil mi? Her şeye itiraz etmesi gereken, çok büyük hayalleri olması gereken, hayallerinin peşinden gitmesi gereken, bunun için kavga eden dönem. Ergen çocukların çoğunun hayali ne biliyor musunuz? Ünlü olmak. Çok acı.
acısı bence kız çocuklarının en büyük hayali ne biliyor musunuz? Gelin olmak. Tek taş yüzük ve beyaz gelinlik. Bütün hayalleri bundan ibaret. Hani astronot olacaktık, ne oldu? Hani dünyayı kurtaracaktık? Evet, bu da dünyayı güzelleştirmekten bahsediyoruz ya, sosyal medya. Ben aktif kullanan birisiyim biliyorsunuz. Bu biraz önce gördüğünüz güzel fotoğrafları paylaşınca takipçilerim dedi ki, Banu Hanım biz ne yapabiliriz, biz de bir şey gönderelim. Ayakkabı gönderelim, tişört gönderelim, nasıl göndeririz? Böyle bir şey mümkün değil. Ben de dedim ki, gelin su kuyusu açalım o zaman. Bu çocuklar böyle çamurlu sular içiyorlar, gözümüzün önünde çamurlu sular içiyorlar. Hani bir de bardak beğenmiyoruz ya birisi kullanmış diye. Ve en önemli şey temiz su, su kuyusu açılması. O zaman peki dedim, hadi gelin su kuyusu açalım. Şöyle bakın, bir Instagram postu paylaştım. Ve dedim ki, öğrenci çok var beni takip eden. Her biriniz bugün harçlıklarınızı gidip yatırıyorsunuz dedim. Sizin harçlıklarınızla sizin kuyunuzu açacağım dedim. Banka hesap dekont. 10 lira, 8 lira, 20 lira. Niye 8 lira? Banka komisyon kesmiş. Şimdi şu sahneyi düşünebiliyor musunuz? Çocuk bankaya gidiyor, sıraya giriyor. Ben para yatıracağım. Kime? Afrika'daki kardeşlerime su kuyusu. Yani bankacının yüzü nasıl oluyor acaba? Bir de üzerine komisyon kesiyorlar. Böyle böyle biz bu kuyuları açtık. Bir kuyu 4000 dolar, 6 kuyu açtık. 24 bin dolar toplandı çocukların harçlıklarıyla. Şimdi o çocuk vardı ya hani bankaya giden yatıran. İşte siz o çocuktan ne canlı bomba çıkarabilirsiniz artık, ne terörist ne de katil. O iyi bir insan olur. Çünkü daha küçükken benim Afrika'daki kardeşime ben harçlığımı yatırdım, su içiyor diyor o çocuk şu an. Yani çocuklarımızı kendisinden başkasına bir şey yapmaya yönlendirmek çok önemli. Kuyu dediğiniz şeyi de öyle çok gözünüzde canlandırmayın. Böyle toprakta delinerek aletsiz kazmalarla inilen bir yer. Adı da tam okunmuyor ama Doktor Banu Çiftçi'nin Instagram takipçileri su kuyusu adı da. Evet. Şimdi bu da ayrılırken bir fotoğraf. Hem biraz da belki veda olacak size de. Benim Afrika'dan ayrılışım. Fotoğrafta bir şey dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Çocuklar çok mutlular. Önde bir tane var. Niye sizce bu kadar mutlu? Sanki keyif verici madde almış değil mi? Kafası güzel gibi. Fark edebildiniz mi? Çünkü iki tane balon almış. Mutluluğuna bakın. Evet. Daha güzel bir dünya mümkün. Gerçekten mümkün. Etrafınızda bir tane bile iyi insan yok mu? Benim çok fazla var. Sizin yok mu? Dünyada da çok var. Çok iyi insan var. Sizin yoksa o zaman o birisi siz olun. Ne dersiniz? Çok zor değil. Böyle böyle ancak bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hayattaki en büyük mutluluğumuz bu çocuğun iki balon aldığındaki yüzündeki gülümseme gibi olsun ve bu kalıcı olsun. Bunun hayaliyle çok teşekkür ederim.